Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV. Kandil'e doğru gitmiştik ve Halil Kütük Bey kardeşimiz burada. Ve İstanbul'daki Giresunlar Dernekler Birliği, İstanbul'daki Giresunlar Dernekleri noktasında heyecanlanmıştık. Bir gün Kemal Bey dedi ki biz bir dernek kuralım. Nasıl bir dernek? Farklı bir dernek olsun diye arkadaşlarla istişare yapıldı ve Giresun İş Adamı ve Bürokratlar Derneği. Sadece Gebze mahsus, Kocaeli mahsus değil. Bu Türkiye çapında olsun, hatta dünya çapında olsun dedik ve bu dernek başladı. Kemal Bey'in tevazulu, yönetim tevazulu. Gerçekten güzel şeyler yapıldı. Ne yapıldı? 40'tan fazla öğrenciye burs verildi. Ve Giresun türküleri dile getirildi. Ziyaretler yapıldı. Ben öncelikle bu ekibe şükran borçluyuz bu noktada. Güzel işler yapıldığı için. Ve yeniden heyecanlandık. Kemal Bey böyle bir etkinlik var dediğinde bugün Türk Dünyası Belgesel Film Festivali. Hem yürütme kurulu üyesiyim hem de başkan vekiliyim orada İstanbul'da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteklediği ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden gazeteciler, belgeselcilerin katıldığı bir toplantı. Onlar bugün kahvaltıda ben burayı tercih ettim. Çünkü Giresun olmasa, Kocaeli olmasa biz olmayız. Peki Giresun için ne yaptık, ne yapabiliriz? Değerli Kemal Başkanım ve saygıdeğer arkadaşlar, vefa borcumuz var. Gidiyoruz, evimizin yaylada, köyde evleri var. Ve onu kullanıyoruz. Giresun İş Adamları Derneği, Giresun Derneği vesaire. Peki sorguluyor, ne yapıyoruz? Ne yaptık? Ben önce kendimi sorguluyorum. Ne yaptık, ne yapıyoruz diye. Gençlik yıllarımızda bir tabela vardı. Bugün Allah için ne yaptın diye. Ama maalesef bu tabelaları göremiyoruz. Yaşı bizimle beraber olanlar iş yerlerinde o tabelayı asarlardı. Bugün Allah için ne yaptın? Bunu biraz daha genişleterek bugün Allah için, din için, devlet için, memleket için, ülkemiz için, Giresun için ne yaptık sorusunu sormamız gerekiyor. Evet, bu derneğimizin ve biz Giresunluların önemli bir gayesi olmalı. Eğer gayemiz yoksa, gideceğimiz hedefimiz yoksa toplanır dağılırız, konuşuruz. Sadece Giresun'a laf üretiriz. Eğer Giresun'a icraat üreteceksek benim, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar iki önerim var. Birisi bizim dünya markamız fındık. Fındığın ana kanı Doğu Karadeniz'dir. Yani Ordu'dan Trabzon'a kadar olan bölgedir. Peki fındığın başkenti neresidir? Ordu'dan Giresun'a kadar olan yerin tam merkezi Giresun'dur ve Giresun fındığı. Dünyada en kaliteli fındık Giresun'da Frebolu içerisindeki Karaköy veya Kurtköy de çıkmaktadır. Dünyanın en kaliteli fındığı. Bugün literatürü geçmiştir. Ve dünyada bugün bir söz vardır. İpek yolu ve İpek yolunun Çin'den başlayıp Trebolu'da denizle buluştuğu uluslararası kaynaklarda var. Tesadüfi değildir. Fındık bugün de geçmişte ve binlerce yıllık bir ticaret metadır ve İpek yolu güzergahındadır. İpek yolu yeniden canlanıyor. Ve bugün Trebolu'ya tren gelsin, tren gelmesin tartışmaları yapıyor. 1,5 yıldır bir mücadele veriyoruz. İpek yolunun gerçekten denizle buluştuğu Trebolu'da, Giresun'da bu liman canlanmalı, ticaret canlanmalı, fındığın en önemli nokta olduğu anlatılmalı. Peki fındıkla ilgili tartışmalar yapıyoruz, fındığın başkentindeyiz diyoruz. Fındıkla ilgili yapılacak çok şeyler var. Elimde bir kitap var, 1. Ulusal Fındık Kongresi, 1935 tarihi, Fındık Kongresi'nin toplandığı tarih. 2004 yılında 3. Fındık Şurası toplandı ve kaldı, daha hiçbir şey yapılmadı. Tartıştık, mücadele edip gidiyoruz. Fındık önemlidir dedik. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Fındık yahut vatan. Vatan, millet, fındık. Tarih 1915-16 ve açlık, kıtlık dönemi. Bunlar belbelerle sabit olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Ordu aç, millet aç ve orduya erzak lazım. Ordu cephede bir şeyler yemesi gerekiyor. Ve bir şeyler satıp bütçe alması gerekiyor ve salgın yapılır. Giresun'dan fındık toplanacaktır. Mehmet Paşa 3. Ordu komutanıdır. Tarihler 1917 sıkıntılı dönemin doğruya çıktığı bir zamandır. Doğu Karadeniz bölgesi işgal edilmiş ve Doğu Karadeniz'deki Kafkas cephesinin en önemli noktası, karargah merkezi Esfiyan'ın Arpacık köyüdür. 3. Ordu komutanı Mehmet Paşa emreder ve fındık toplanacaktır. Tam
10 milyon 95 kilogram fındık toplanır milletten. Paralı parasız. Ve bu fındık cephelerde askere yiyecek olur. Zira bir avuç fındık, bir parça somun, bir bardak su askerin karnını doyururdur. Ve asker bununla idare eder. Satılır, askere silah alınır. Ve bu fındıklar cepheye Giresunlu kadınlar tarafından taşınır ve mücadele edilir. Ve tarihin bir cilvesidir arkadaşlarım. 1917, 100 yıl sonra dönemin Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli 359 ton fındık satın alır silahlı kuvvetlere. 100 yıl önce fındık, 100 yıl sonra fındık. Biz fındığı sadece siyaset masasında fiyatıyla şununla bununla tartışırız. Ve fındık bir kültürdür. Geçtiğimiz aylarda Altay Dağları'na gittim ve Altay Dağları'nda 9500 kilometre buradan uzakta Türklerin kadim yurdu fındık ormanlarına rastladık. Uygur Türkleri tarihinde fındık destanı var. Fındıkla ilgili o kadar çok önemli şeyler var ki ve bu fındığımıza mutlaka sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Buradan hepimizi başta şahsım olmak üzere tarihi göreve davet etmek istiyorum. Fındıkla ilgili gerçekten önemli şeyler yapalım. Gündeme getirelim. Taşıyalım. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu'nda keşke Cesarettin Alaşarlı Bey'i de davet etseydiniz. Fındıkla ilgili dünyada tek bir uzman Giresun Keşaplı Cesarettin Alaşarlı TÜBİTAK'ın. Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV.